Ee, tüm konuşmaları, tüm soruları yap, sorarken e, şunu da cevaplamanızı isteyeceğim ilk açılışta dünyayı mahvetmek mi kurtarmak mı istiyorlar diye sordum. Böyle başlayalım. Ardından diğer sorumu da ekleyeyim. Evet. Şimdi tabii dünyada e, özellikle Covid-19'a kadar genellikle insan e, evladının çoğunluğu... E, işte. Demokrasilere inanıyor, ee, insanların oy verdiğinde efendim, e, oy e, seçebildiğini inanıyor idi. Ama e, özellikle Covid-19 bir e, milat, bir kamçı oldu. Bu e, tahrik kamçısıyla birlikte insanlar küresel e, e, sistemi sorgulamaya başladılar, yediklerini içtiklerini sorgulamaya başladılar siyasi mekanizmaları sorgulamaya başladılar. Burada e, bir şeyi gördüler. Bir hakikaten e, dünyanın bir yüzde 99 işine gücüne gidip gelen işte bir e, en zengininden en fakirine doğru 20'lik dilimler halinde insanlığı ayırırsak e, bir ekmek parası koşan peşinde koşan, işinin peşinde koşan e, bir insanlar topluluğu oldu gördü. Ama bir de ee, ...insanlık şunu fark etti ki... ...dünya öyle görüldüğü gibi... E, ...parmak kaldır, indir, oy... ...kanunlarla falan da değil. Dünyayı idare eden bir mekanizma... ...bir aileler unsuru var. Evet e, Geriye dönüp baktığımızda... E, ...Birinci Dünya Harbi'nin... ...sonunda imparatorluk... ...gittiğinde bu imparatorlukları... ...yöneten aileler... E, ...nereye gitti? Bunlar yok olup gitmediler. Buharlaşmadı, kökü kazınmadı bunların. Ha o zaman... Bu aileler bir kenarda şu veya bu şekilde mevcut sistemi etkilemeye devam ettiler. Bu özellikle İkinci Dünya Harbin'den sonra biraz daha belirginleşti. Bu özellikle e, İkinci Dünya Harbin'den sonra kurulan vakıflar, 1970'lerden sonra kurulan sivil toplum kuruluşu dediğimiz NGO'lar vasıtasıyla e, ortaya. E, Başka bir yapının çıktığı, çıkmaya başladığı da görüldü. Ve Covid-19'da açıkçası bir milat olduğunu düşünüyorum ben. Bütün insanlığın içinde olduğu, çok fark edemediği hayatın aslında bir karmaşık sistemler olduğu görüldü. Nitekim nedir karmaşık sistemler deyince bir tedarik zinciri problemi çıktı. Koptu zincir ve bugün bakılıyor ki, tedarik zincirini tamir etmeye çalışıyorlar. İşte kamyon bulma, şoför bulma, efendim daha çok kamyon, daha çok şoför, daha çok gemi, daha çok konteynerle tamir edilebilir mi? Hayır, edilemez. Çünkü e, komplike sistemlerin, karmaşık sistemlerin belirgin bir özelliği vardır. Tedavi edilemezler, bir araya getirilemezler, düzeltilemezler. Yani yıkılıp yeniden yapılması lazım. İşte bu noktada bir, para sistemi, küresel para sistemi çökertildi. Oradan yama, buradan yama, o deliği kapa, bu deliği kapa problemi düzeltmek mümkün değil. O zaman sistem çökecek, yıkılacak, yeni bir para sistemi kurulacak. Zaten şu anda olup olmakta olan bütün kavgaların sebebi bu sistemde adına sanal para deyin, kripto para deyin, dijital para deyin. Böyle bir paranın dünyanın rezerv parası olması bunun patronunun kim olacağı